Herkese merhaba. Bir önceki videoda biliyorsunuz bu robayı hazırladık. Yelek yapacaktık çünkü. Öncelikle robayı detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi gördüğünüz gibi ben buralarda ilmek tutucularımla şurayı da iple tutturdum. Sayıları belirledim. Şuradaki haroşa sıralarını sayıp bunu iki ön, arka ve kollar olarak hesapladım, ayırdım. Şimdi benimle beraber yapanlar, benimle birlikte aynı sayıyı uygulayanlar için sayı vereceğim. Hemen şöyle göstermem gerekirse, şu ön yüzler 32. Hesapladım, saydım kenarlarından. Burada 32. Önler için ayırdığım sayı. Kollar için 42 ilmek çıkaracağız. Burada yine onun da ayrımını yaptım. Sırt kısım zaten 64. Yine aynı şekilde kol kısım 42 ve 32 şeklinde ben ayrımımı yaptım. Şimdi hemen nasıl ilmek çıkaracağız ve yeleğimizi nasıl tamamlayacağız bunu anlatacağım. Şimdi öncelikle bir tığ yardımıyla da bunu halledebilirsiniz. Ya şişinizle de kolay bir şekilde ilmek çıkaracağınızı düşünüyorum. Öncelikle ben şöyle sağlanılması açısından ilmeğimi çıkardım. Hemen yanındaki hiç sıra atlamadan her yuvadan zaten yerler o kadar belli ki hiç sıra atlamadan ilmeklerinizi rahatlıkla çıkaracaksınız. Şu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Şöyle bir görüntü oluyor. Evet, ön yüzünden yapıyorum bu arada ilmek çıkartmayı. Hemen yanındaki yuva. Hiç sıra atlamadan. Buna dikkat edelim. Aynı yuvaya da batmadan. Zorlandığınızda şu şekilde tığ yardımıyla da ilmeklerinizi rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Şu işaretlediğim yere kadar şöyle ilmeklerimizi çıkaralım hemen. Evet, işaretlediğim yere kadar ilmeklerimi çıkarttım. Hemen şöyle bir sağlamasını yapıp bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 26, 28, 30 ve 32. Evet, zaten 32 tane belirlemiştim. 32 adet ilmek çıkarttım. Şimdi şu belirlediğim şu nokta kol kısmımız olacak. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde kol kısmımız olacak. Ama burada bir kasılma olmasın diye bunu direkt buradan ilmek atmaya devam etmeyeceğim. Buradan 6 tane ilmek çıkaracağım. Kol altında rahatlık olsun diye, kullanışlı olsun diye. Hemen şu şekilde. Siz bildiğiniz gibi ilmek çıkarabilirsiniz, ilmek atabilirsiniz. Dört oldu. Beş oldu. Ve altı. Altı tane ilmek attıktan sonra şurada ilmek attık şişimize. Koltuk altında rahatlık olsun diye şu şekilde. Şimdi bu kol kısımlarını ayırmıştım. Noktaları belirlemiştim. Şimdi hemen ilmek tutucumun yanındaki yuvadan evet, ilmeklerimi aynı şekilde çıkarmaya devam ediyorum. Battığım nokta tam şurası. Evet. Tek tek her yuvaya batarak. Şimdi zaten görmüş olduğunuz gibi kolu oluşturduk. Şurası öndü. Koltuk altına da 6 tane ilmek attık. Şimdi şu noktaya kadar
Toplam 64 adet olacak. Şu sırt kısımdaki ilmekleri de tek tek çıkaralım. Evet, sırt kısmındaki ilmekleri de çıkarttım. Şimdi yine kol kısmındayım. Şöyle işaretlediğim yer var. Bu da diğer kolumuz olacak. Hemen şuradan 6 ilmek daha çıkaralım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Kol altı içinde altı ilmek attık. Hemen şöyle. Tam ilmek tutucumun belirttiği yerden hemen yanında. Şu şekilde başa kadar ilmeklerimizi çıkartalım hemen. Evet, son bir tane ilmeğim kaldı. Onu da çıkarttım. Şöyle genel görüntüsü eleyim. İnşallah güzel olacak. Ben modelli yapmayı düşünmüyorum. Düz öreceğim. Siz istediğiniz bir modeli yapabilirsiniz. Ben sadece buradaki sistemi anlatmaya çalışıyorum. İlk başta ilk 6 ilmeği haroş örüyorum yine. Tersteyim. 3, 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeği haroşa yaptım. Tersleri ters örüyorum. Arkadan ters öreceğim, önden düz. Yani düz bir örnek yapacağım ben. Sade bir yelek olsun. Sadece gösterişli kısmı, roba kısmı olsun istedim ben ama dediğim gibi siz istediğiniz bir örneği de koyabilirsiniz. İlmekleri ters ördüm. Şimdi son 6 ilmekteyim. Son 6 ilmeğimi de zaten düz örerek haroşa yapıyorum. Evet. Bu şekilde artık yeleğimi temeline attım. Bu şekilde yeleğim devam edecek. Dediğim gibi ben model koymayacağım. Düz örmeyi tercih ettim. Sade olsun istedim. Ama siz buralarda güzel örnekler de yapabilirsiniz. İlk 6 ilmeği önden de düz, arkadan da düz örerek haroşa yapıyorum. İlk 6 ilmek ve son 6 ilmek. Zaten ön yüzünden düz, arkadan da diğer ilmekleri ters örerek yeleğimizi bitirene kadar bu şekilde devam edeceğim. Artık buralarda anlatacağım başka bir şey yok. Hani örnekte koymadığım için, başka bir modelde koymadığım için, düz öreceğim için. Sadece böyle yuvarlak bir robada şuradaki sistemi anlattım. Kol ayrımları, sırt, önler nasıl olacak onları anlattım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Zaten düz bir örgü yaptığım için sonuna kadar zaten hani göstermemin bir mantığı yok. En sonunda artık görüşürüz. Yeleğimin son halini çekerim. Burada kol altında 6 ilmek atmıştık. Onları da yine aynı şekilde önden düz, arkadan da ters örerek şurada bir potluk oluyor. Bunu da şöyle diğer ilmekle o şekilde kapatıyorum. Daha önce denemiştim.
işe yaradı. Evet. Şöyle göstereyim. Kolumuz bu. Koltuk altına da 6 ilmek attığımız için gayet de kullanışlı ve rahat oldu. Şöyle. Evet. İleğim bu şekilde artık kuruldu. Tek yapmam gereken şey istediğim boya gelene kadar önden düz, arkadan düz örmek. Kolları falan gayet tatlı oldu. Gayet kullanışlı oldu. İnşallah son halinde paylaşacağım. Umarım herkes beğenir. Şimdilik görüşürüz. Evet, herkese merhaba. Yeleğimin son hali. Şimdi detaylarını da zaten yine söyleyeceğim. Burası roba kısmıydı. İlk videomuz robadan oluşuyordu. Robayı detaylı bir şekilde anlattık. Daha sonra bunun yelek olması için neler yaptık? Videoda onu da anlattık. En son zaten ben düz örgü ördüğüm için, şurası da böyle arka kısmı. Ben düz bir örgü ördüğüm için devamını çekmedim. Çünkü zaten düz bir örgü ördüm. Bu arada ilikleri de zaten önlerde, buralarda koymak istemedim. Sadece 3 tane burada. Evet, zaten düz bir örgü ördüğüm için istediğim boya gelinceye kadar zaten buralardan ilmek takmayı anlattık. Düz bir örgü ördüm. En sonunda da 6 haroşa sırası yapıp yeleğimi böylelikle bitirdim. Somon rengi çok tatlı bir yelek oldu. 3-6 aya kadar rahatlıkla giyilebilecek bir yelek oldu. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım siz de denersiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.